Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışa yakışır bir çorba yapacağız arkadaşlar. Bir çay bardağı yıkadığım yeşil mercimeği tencereme aldım. Şimdi üzerine 6 su bardağı su ilave ediyorum. Haşlanmaya bırakıyorum. Yarı haşlayacağız, tamamen haşlamayacağız. Mercimeklerimiz yarı haşlandı. Şimdi üzerine bir çay bardağı eriştemiz ilave ediyoruz. Eriştemiz yumuşayıncaya kadar yine pişirelim. Eriştelerin üzerine bir çay bardağı nohutumuzu, haşlanmış nohut kullanıyorum arkadaşlar ben. Bu şekilde haşlayıp buzdolabına koyarsanız elinizin altında hazırda bulunur. Nohutumuzu da ilave ettikten sonra kaynamaya bırakıyoruz. Diğer tarafta 2 tane orta boy soğanı doğradım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve soğanı kavuruyorum. Kavrulan soğanlara 1 yemek kaşığı biber ve domates salçası karışımını ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Çorbamız yavaş yavaş pişti. Şimdi tuzunu ilave ettim. Bir tatlı kaşığını tuzunu ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Bakın çok güzel bir şekilde kıvam aldı. Şimdi ne yapıyoruz? Çorbanın suyundan soğan karışımımın üzerine şöyle 2 kepçe alıyorum. Daha sonra çorbamın üzerine soğan karışımımı aktarıyorum. Misler gibi bir çorba yaptık bugün arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Sizlerle bu videoda ilk defa karşılaştıysak eğer kanalıma abone olabilir, beğeni ve yorum atabilirsiniz. Çorbamı bu şekilde 2-3 dakika daha kaynatacağım. Çorbamız pişti. Ocağı kapattım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar, vitamin deposu harika bir çorba oldu. Şimdi kapağı kapatıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. Çorbanın olmazsa olmazı limonu sıkıyorum. Servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.